Bilgi bozmayı önleme kanun teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Kabul etmeyenler. Teklifin 28 maddesi genel kurulda kabul edildi. Bir maddede değişiklik yapıldı. Basın ahlak gerekçesiyle iptal edilen basın kartının 5 yıl geri verilmeyeceği hükmü 1 yıl geri verilmeyeceği olarak değişti. Korku ve panik yaratan, gerçeğe aykırı bilgi yayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören teklifin 29. maddesine geçilmeden önce muhalefet protesto yaptı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay teklife tepki göstermek için yanında getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı. Tek özgürlüğünüz var cebinizdeki telefonla. Instagram var, Facebook var, YouTube var. Orada haberleşiyorsunuz. Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa meclisten geçer ise arkadaşlar, bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Yaşanan olayın ardından AK Parti milletvekilleri milletin kürsüsünden böyle bir protesto yapılamayacağını ifade etti. Genel kurula çekiç getirmenin iç tüzüğe aykırı olduğu kaydedildi. Ardından CHP grubu 29. madde üzerindeki görüşme öncesinde ayağa kalkarak düzenlemeyi alkışlarla protesto etti. CHP'liler 29'a hayır sloganı attı. HDP grubuysa ayağa kalkarak ellerindeki "Özgür basın susturulamaz" yazılı pankartları basın locasına ve AK Partili milletvekillerine gösterdi. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar gerginliğin ardından oturuma ara verdi. Ancak verilen aranın ardından da CHP grubunun protestosu sürdü. CHP grubuna HDP'li milletvekilleri de destek verdi. Başkan Vekili, yerinize oturur musunuz lütfen? MHP Grup Başkan Vekili Fethi Yıldız'la CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay arasında da kısa süreli bir söz kesme tartışması yaşandı. Araya AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal girdi. Dünya Milletler ailesi içindeki itibarı, Demokrasi Ligi'ndeki pozisyonu, biraz sonra görüşülecek olan 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin, AK Parti'nin de MHP'nin de istemeyeceği bir hale dönüşecek endişesini taşıyoruz. Vekilleri işgüdükten kaynaklanan bütün haklarını kullanabilirler. Fakat işgüdükte böyle bir hak yok Sayın Başkan. CHP'lilerin protestosunun sürmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Haydar Akar oturumu kapattı. AK Partili Ünal, Akar'ın yanına giderek duruma itiraz etti ve oturumu kapatmamasını istedi. AK Parti grubu da oturumun kapanmasına tepki göstererek meclis kürsüsüne yürüdü.